Artık TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün bizim konuğumuz genç bir sanatçı Eskişehir'den katılıyor. Burak da. Burak yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nazım Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Biraz geç ulaştık sana değil mi? Burada sergi devam ederken konuşmuştuk. O sırada olmamıştı. Evet, şimdi izleyicilerimize biraz senden söz edelim ama seni sen anlat. Neden davet ettiğimizi sonra da konuşacağız. O olağanüstü görsellerin, sanat ve heykellerin müthişti. Onları da göstereceğiz. Önce kısaca kendinden söz eder misin izleyicilerimiz için? Teşekkür ederim sözleriniz için. Ben Burak Dağ, Denizli doğumluyum. Mimarlık bitirdim. Küçüklüğümden beri bu çizmektir, kendini ifade etmektir. Bu işlerle ilgiliyim, hoşuma gidiyor. Yaşım büyüdükçe de bunları ifade etmenin yollarını buldum ve sanata yöneldim. Hani mimarlığı bitirdikten sonra böyle bir şey olduğunu da keşfettim. Kendini ifade etmenin başka yolları olduğunu da öğrendim. Bu şekilde bunlara yönelmiş oldum. Evet, çok fazla kısa oldu. Öyle. Peki, Pardon. biraz kısaca dedim ama yani çok da kısa değil tabii ki. Çünkü arkasında büyük emekler olan bir yolu ve zahmetli bir yolu seçtin. Çünkü Türkiye'de kimse sanat üreterek sanatıyla hayatını idame ettiremiyor. Çünkü evet işte şarkı söylüyorum, evet resim yapıyorum. Peki işin ne, esas işin ne? Bir para kazandığında iş olacak diye düşünülüyor. O bakımdan bu coğrafyanın zorlu alanlarından biri seninki. Bir atölyen var değil mi Eskişehir'de? Hayır, atölyem yok Eskişehir'de. Ben aslında bağımsız bir sanatçıyım. Evet. İstanbul'da yaşıyorum şu an. Bir süredir de İstanbul'dayım aslında. Atölye bazlı değil ama evimin arkasında bir bahçem vardı. Heykellerimi orada yapıyordum ben. Yeni taşındım, orayı da yeni bıraktım. Evet, dijital sanata geçtim işte ondan sonra da. Heykellerle başladım ben aslında birazcık daha adım ilerletmeye. Sonra iki boyutlu çizimler yaptım bu eski usul kare kare çizimler yaparak. Bu da beni tatmin etmeyince gördüğünüz bu başka bir eser oluyor. Onlar başka bir sanatçının aslında ama Öyle bu mi? ünlü bir heykel için. Evet. Bu da genç O bir zaman ilk. arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız kendisi. Evet, tamam. Evet, Evet, fotoğrafı da evet. orada. Böylece onu da anmış olduk. Evet, onu da anmış olduk. Onu da yakından takip ederim. İşleri çok iyidir kendisinin. Güzel oldu aslında paylaşmanız. Evet. Genç sanatçıları bir arada gösterdik. Peki Burak, bu demin gördüğümüz görseller var senin işte hareketle yaptıkların. Bunların tüketimi nasıl oluyor? Bunların tüketimi zamanında yani aslında NFT denen bir şey var. Dünyada bayağı 2010-2015'lerden beri var olmuş bir şey. Ama bu yeni yeni göz önünde olan sanatçıların kullanmasıyla, bu teknolojiyi kullanmasıyla daha da göz önüne çıkmış bir şey. Bunun tüketimi aynı bizim eski usul bildiğimiz galeri nasıl çalışıyorsa, galeriden eserleri görüp beğenip nasıl alınıyorsa, evimizde sergilemek istiyorsak, artık bu dijital eserlerin de satın alımı yapılabiliyor. Yani
eskiden bir korku vardı. İşte ben bu eseri satın alıyorum. Bu eser USB ile veya CD ile aktarılamaz mı düşüncesi vardı. Yerinde bir korku ama şu an birebir karşılığı olan bir karşılık veriliyor satın alımdan sonra ve bunun biricik olduğu tasdik ediliyor bu şekilde NFT teknolojisiyle. Yani mesela koleksiyonerler ben Burak'ların ürünü satın almak istiyorum dediği zaman bu şekilde bir alışveriş yapabiliyoruz ve bunun biricikliğini bu şekilde tasdik edebiliyoruz. Bunun satın alımı da mesela DeArtium denen bir platform var şu an. Benim gibi sanatçıların eserlerini sergileyebildiği bir platform. Onu biraz açıklayabilirim size. Spotify mesela, Spotify denen bir uygulama var. Burada müziklerimizi beğendiğimiz zevkimize göre derleyip bir genel bir oynatma listesi oluşturabiliyoruz. Telefonumuzdan, televizyonumuzdan erişebiliyoruz. Aynı bu mantıkla çalışan bir program üretildi, yapıldı, geliştirildi. DeArtium denen. Zevkinize göre derlenmiş sanat eserlerinin olduğu bir yayın akışı, bir çalma listeleri oluşturuluyor. Ben de onların arasındayım. Oradan benim eserlerimi veya benim gibi sanatçıların eserlerini satın alabiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz. Yani bu olay çok daha hareketli ve hızlı bir hale geldi. Hani süreç direkt ben bu eseri beğendim. Bu eseri kiralamak, arkadaşlarıma göstermek, insanları evimde ağırladığım zaman bu boş duran televizyonu daha işlevsel ve daha kültürel bir hale getirmek istiyorum diyerek televizyonumuzda bile bu eserleri sergileyebiliyoruz. Televizyonumuzu tabloya dönüştürebiliyoruz. Aynı zamanda tabii büyük iş yerlerinin atıl duran ekranlarına da bu teknolojiyi entegre edebiliyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi satın almayı anladım ama kiralama dedin. Kiralama süreli akitlerdir. Ne kadarlık kiralanabiliyor ve nasıl bunun pratik hayata geçişi? Kiralama yani şimdi bu kiralama olayı bence zaten işin içine girince her gelir grubundan, her zevk oluşturmuş insanların büyük bir skalayı kapsamaya başladığını görüyoruz. Kiralama olayı işin içine girince. Bu kiralama nasıl oluyor? Mesela 6 aylık, 12 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık böyle bir kullanıcı profilleri oluşturuluyor. Hangisine katılmak isterseniz o süre boyunca benim eserlerimi görüntüleyebiliyorsunuz mesela. Ya da diğer başarılı sanatçı arkadaşlarımın eserlerini o şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun telefonda da uygulaması var. Smart TV'lerimizde de var. Ben mesela yeni Smart TV kurdum geçen gün. Direkt bizim uygulama çıktı. O çok hoşuma gitti. Hani direkt Allah Allah direkt televizyonda böyle bir uygulama var ve ben kendi eserlerimi burada görebiliyorum şeklinde. O çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde aynı Spotify, Netflix üyeliği gibi burada da bu şekilde geçerli. Evet. Peki bu yaptığın işlerin yaygınlığı ne ölçüde? Yani senin gibi sanatçılar kaç kişisiniz, ne kadarsınız, birbirinizden haberli misiniz, ortak işler yapıyor musunuz? Evet, aslında Türkiye ortamında bunun o kadar da genel olmadığını ama fırsat sunulunca yani taşın kayanın altından bile sanatçı çıkıyor aslında. Çok enteresan bir şekilde hani. Bir fırsat verilsin, insanlar hemen tamam ben buradayım merhaba diyorlar ve insanlarla da o şekilde tanışmış oluyorsun. Biz aslında çoğumuz birbirimizi yani fiziksel olarak tanışmasak da sima olarak, isim olarak biliyoruz, bildiğimizi düşünüyorum. Çünkü dijital ortamda var olduğumuz için daha çok fiziksel sergilerde de yer alıyoruz tabii ki. Mesela geçen
Contemporary İstanbul'daydım ben de. Orada çok büyük sanatçılarla tanıştım. Böyle çok heyecanlandım tabii ki de. Böyle etkinliklerde tanışabiliyoruz. Dijital ortamda dediğim gibi Instagram'da birbirimizin eserlerini görüp beğeniyoruz. Birbirimizi takdir ediyoruz. İlham alıyoruz. Türk sanatçı aslında bu dalda var. Az değil, azımsanmayacak miktarda bence. Sadece küçük değil, küçük bir destek değil. Güzel bir destek istiyorlar aslında, istiyoruz. İmkan sunulunca çok fazla insan olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. Peki bu yaptığınız işin akademik boyutu var mı? Yani okullarda, güzel sanatlar fakültelerinde bu branşta eğitim alanlar var mı? Yani grafik bölümü içinde mi mütalaa ediyor, yoksa ayrı bir branşı var mı bunların? Bu grafik bölümü içerisinde de oluyor. CV genelde motion design, benim yaptığım iş, bu gördüğümüz görseller motion design olarak da geçiyor. CV bölümleri oluyor işte, orada geçebiliyor, orada genelde oradan çıkışlı zaten, kullandığımız programlara insanlar orada hakim oluyor, endüstri standartlarında eğitimler alınıyor, sonra kendilerini bu kadar donattıktan sonra kendilerini o araçlarla da ifade edebiliyorlar ve gerçeği manipüle etme fırsatı ortaya çıkıyor. Aslında heyecan verici olan kısmı o. Hani gerçeği manipüle etmek ve bu, ya bu böyle olsaydı düşüncesi, en azından benim için bu eserleri oluşturmama neden oluyor, beni itiyor. Mesela şu an gördüğümüz Haydarpaşa Dalga Kıranı, bayağıdır kullanılmayan Haydarpaşa tren garının karşısında duran bir dalga kıran aslında bu. Ben her gün işe gelip giderken bu Haydarpaşa Dalga Kıranı'nı görüyordum vapurda. Her gün önünden geçiyorum. Hani mesela içimden geçiyor, diyorum ki ya bu böyle olsaydı. Hani kendi hayal dünyamı dışa vurabilmek bu şekilde, bu aletlerle çok heyecan verici geliyor bana. Bu şekilde. Evet. Güzel. Haydarpaşa Menderi'yi, Dalga Kıran'ı eski tanımla, evet. Çok güzel ve onun üzerinde de, orada da bir mini kuş cenneti var. Herhalde onları da gözlüyorsundur değil mi? Orada ben Milliyet'teyken böyle bir haber yapmıştım. Haydarpaşa Kuş Cenneti diye. Yani 15 ayrı tür kuş var orada. Bazıları dönem mevsimsel olarak geliyorlar gidiyorlar. Bazıları ise kalıcılar orada. Balıkçılar falan var. Yani orada ancak doğada görebileceğiniz kuşlar oraya gelmiş, evrimleşmişler ve orada barınıyorlar. Dediğim gibi bir biyolog da olmadan bunları görebiliyorsunuz. Bilmiyorum, sen de görebiliyor musun oradaki kuşları? Belki sana ilham verir oradaki kuşlarda. 15 çeşidin farkında değildim ama evet, orada bir kuş popülasyonunun olduğunun farkındaydım ama sizin dediğiniz kadar bir farkındalık yoktu. Enteresanmış. Hiç orada olmaması gereken türlerin bile orada varlığını sürdürüyor olması enteresan bir bilgiymiş. Evet, mesela balıkçılar 2-3 çeşit balıkçıl var ve bazıları onların geceleri Fenerbahçe sahiline, Fenerbahçe Bostancı arasına falan da geliyor. Hatta bir tanesi de Pendik'te yerleşti. Pendik Marina'nın içinde artık şey yapmıyor. Orada oturuyor. Kimse, tabii herkes sevdiği için ona balık falan getiriyor. Oturduğu yerden artık insanlardan da kaçmıyor. Ama Menderes'in üzerindekiler öyle değil. İşte bayağı büyük boyutlu olanları da var. Mesela martı çeşitleri de çok fazla. İşte güvercinler var, sakar mekeler var. Zaman onlar kışın gelip gidiyorlar. Yani kışlamak için orada oluyorlar. Ama dediğim gibi çok da güzel poz veriyorlar. Özellikle karabataklar böyle kanatlarını açıp kurulduğu zaman güneş batarken harika tablolar oluşuyor orada.
Bunları da senden bekliyoruz daha sonraki zamanlarda. Peki Burak, bu İstanbul'daki sanat organizasyonları dışında yaz aylarında genellikle sanatçılar da eserleriyle birlikte yazın hareketli olan yerlere doğru göç ediyorlar. Senin de böyle şeylerin var mı? Yani Türkiye sahillerinde de sergiler yapılıyor, yazın açılıyor ve oralarda sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Oralara katılıyor musun? Evet, dediğiniz aslında çok hoş bir nokta. Çoğuna denk geldim ben de kendim şahsen. Bodrum'da olanına, işte çeşitli noktalarda olanlarına. Orada aslında genel olarak fiziksel eserler sergileniyor. İşte heykel olsun, resimler olsun. Orada yer almak çok isterim aslında, öyle bir platform kurulsa. Yani çünkü çok hoş. Ben de deniz insanıyım. Deniz, sahil kenarı insanım aslında. Bunlar beni çok hareket ettirir. Zaten eserlerimde de deniz ve benzeri, çayır, deniz manipülasyonları yapıyorum. Buradan esinleniyorum. Deniz kenarındaki olan, yani tatil beldesinde olan yerlerin böyle bir şeyler yapması çok hoşuma gider aslında. Ama orada genellikle fiziksel eserler sergileniyor. Çok güzel galeriler var. Çoğunu da gezmişimdir. Çok güzel ilham noktaları. Ama ben şu an daha var oralarda var olamam. Ama yani oraya bir tane ekran konulursa seve seve gelirim tabii ki de. Evet. İşte biraz akla düşürmek de lazım. Yani şeyden, kayıtsızlıktan değil, bilgisizlikten olmuyordur. Yani bu tür animasyon görsellerini koymak için, çünkü birçok sergide var. Bazı sanatçılar kendi açtıkları kişisel sergilerde bile farklı yöntemleri kullanıyorlar. Hem işte fiziki eserler, tablolar, heykeller, hem de görseller kullanıyorlar. Onun için bu tür hareketli görseller kullanıyorlar. Sadece akılları düşürmek lazım. Bu da tabii ki bir temas gerekiyor, örgütlülük gerekiyor. Böyle bir şey anladığım kadarıyla pek kurulamadı, öyle mi? Evet. Şöyle, kesinlikle dediğiniz gibi bir temas, dirsek teması, doğru insanları tanımak kesinlikle çok önemli. Etrafında olduğun insanlar zaten sana yardımcı oluyor bu konularda. Zamanı gelince o da olur umarım. Hani şu ana kadar güzel ilerlediğimizi düşünüyorum kesinlikle. Çok doğru adımlar atılıyor. Dijital, ya mesela bu Contemporary İstanbul'da bu yıl direkt dijital eserlere atanmış bir tane slot vardı orada. Yani sadece ekranlar vardı, sadece dijital eserler vardı. Bence bu çok iyi bir ilerleme. İnsanlar bunun da varlığını algılamaya başlıyor ve kanıksanmaya başlıyor artık. Yani bu çok güzel bir ilerleme ve gittikçe de ilerleyecek. Yani bu New York'ta, Tokyo'da, Şangay'da dev ekranlar, plazaların cephelerindeki ekranlar kiralanabiliyorken, ki buradan Türk sanatçılar da oraya çok fazla eser götürüyor. Çok güzel başarıları var. Türkiye'de bu neden yapılamasın? Bence yani kuş, çiçek, ağaç, gökyüzü gibi gördüğümüz güzel etmenler gibi, bu da böyle cephelerde oynayan görseller, bilmiyorum, iç oynatıcı, gıcıklatıcı, yani çok hoş yani. Hoşuma giderdi. Ki oraya da geliyoruz bence. Şeyde, Ataşehir'de var. Daha çok şey yapıyorlar. Bütün binanın dış yüzünde bayraklar falan filan gösteriyorlar. Bilmiyorum, denk geldin mi hiç? Bütün binanın yüzeyinde gösteriyorlar öyle şeyler. İnşallah onlardan senin eserlerini de oralarda görürüz. Peki Burak, yurt dışında durum nasıl? Bir temasın var mı? İzliyorsundur mutlaka yurt dışında da kendi sanat dalınla ilgili olarak sanatçıları ve gelişmeleri.
Evet, şu an için yurt dışıyla yurt dışı ile bir temasım yok. Şöyle ben en başta bir Türkiye'de var olmaya çalışıyorum aslında. Burada birazcık daha nasıl diyeyim yaptığım işte gurur duymak ve burada bir süre ilerlemek istiyorum aslında. Burada çünkü bir ilklere imza atılıyor ve ben de ona şahitlik etmek ve ona katılmak istiyorum. O yüzden Türkiye beni birazcık daha cezbediyor şu an bu konularda. Çünkü yeni yeni öğrenilen konular bunlar ve bu süreçte ben de burada olmak istiyorum. Ama ileriki zamanlarda neden olmasın? Çünkü yurt dışında böyle işler artık çok normalleşmiş şeyler. Kolay geçimini de sürdürebiliyor insanlar aslında orada. Ama şu an Türkiye'deyiz ve buranın da ekosistemini, habitatını yavaş yavaş değiştirmek ve bu sürece ortak olmak beni heyecanlandırıyor aslında. Burada olmaktan da memnunum oldukça. Evet, şunu sormuştum. Hani yurt dışındaki örneklerden izliyorsundur dedim. Yani katılıyorsun değil de neler yapılıyor? Biraz bize onlardan bahseder misin? Tabii, yurt dışındaki örneklerde ya genel olarak bu benim bulunduğum sanat mecrasında, dijital sanatta teknoloji ve yapay zeka aslında başı çekiyor şu an. Çünkü yani çok enteresan bir entegrasyon var burada. Zaten şimdi söyleyeceğim sözü duymamış yani şimdi söyleyeceğim ismi duymamış olan yoktur. Yani Refik Anadol mesela. Bir Türk Kaliforniya Üniversitesi'nde hocalık da yapıyor. Kıtalar arası sergileri de oluyor. Ve bunu yapay zeka teknolojisiyle ilerletiyor. Şu an için bunun ismi bence şu anki hip yapay zeka üzerinden ilerletiyor. Makine ve insan birleşmesi. GAN olarak geçiyor. İşte başka isimleri de var. Genel olarak yurt dışında ilerleyen işler ve insanları heyecanlandıran şeyler var olan dataların, verilerin yapay zeka ile işlenmesi ve bunun bir görsele dönüştürülmesi mesela bu şu an sıcak olan bir konu. Başka reprezentasyon yönleri de çıkacaktır eminim ama şu an gördüğümüz parçacık eserleri var mesela ortalıkta Refik Anadol'un yaptığı. Bunlar sıcak. Genel olarak teknoloji üzerine ilerliyor. Hani teknoloji nereye götürürse ve benim kesinlikle bilmediğim konular da vardır bu konuda ama bence bu işle uğraşan insanlar teknolojiye de katkıda bulunuyor. İfade etme biçimleri olarak fırça yerine yapay zeka kullanıyor, tablo yerine ekranı kullanıyor. Yani veya benzeri değişik kombinasyonlar yapılarak teknoloji odaklı ilerliyor bu yurt dışında da. Bu Evet. şekilde diyebilirim. Peki, şimdi sen mimarlık fakültesi mezunusun. Annen de baban dediler ki aman ne güzel benim çocuğum işte mimar oldu falan. Ama sen binalarla değil başka alanlarla ilgileniyorsun. Ailenle aranda sorun oldu mu bu sanata yönelmen? Şöyle sanırım oldu evet ama yani kısa bir süreliğine oldu. Ben şu şekilde ifade edeyim. Benim o konularda ilgim olmadığını ve mental olarak oralarda barınamadığımı anladılar. Dediler oğlum o zaman yapacağın işi yap ama en iyisini yap. Güzelini yap. Seni güzel yerlerde görmek istiyoruz şeklinde gelişti. Yani büyük ihtimal mimarlık beni yeterince heyecanlandırsaydı, ben o konuda böyle ağzım sulansaydı yani böyle duyunca bunlara yönelmeyecektim büyük ihtimal. Ama böyle araçlar oldukça annem ve babam beni
konuda heyecanlı gördükçe destekleri hep arttı zaten. Yani bir kabulleniş ve evet benim oğlum artık bu yolda. Böyle devam edecek. İşte yavaş yavaş da bir yerlerde yer almaya başlayınca ha okey tamam bir şeyler olacak. Okey yani böyle bir şey de oldu. Pozitif geri dönüm de oldu. O yüzden şu an fena değiliz bence. İyi, çok güzel. Çünkü bu tür şeyler ailelerle çocuklar arasında çünkü ölçülebilir başarılar, okul başarıları, diplomalar. Sanatta ise böyle bir şey yok. Ben epeyce çevremde senin gibi genç arkadaşlarım var. İşte teknik üniversiteleri bitirip büyük sanayi kuruluşlarında şef olarak babasının arkasından gelip yetiştirmek istenen gençlerden biri. Ben uzun süre National Geographic'te birlikte çalıştım, Tolga Sezgin. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni dereceyle ilk ona girerek bitirdikten sonra diplomasını annesine babasına verip sokaklarda fotoğraflar çekip işte sokak hayvanlarının tedavisine paralarını ayırıp kendisi kendi gıdasından keserek Burgazada'da yaşayarak şimdi Gökçeada'da yaşıyor. Ama dünyanın en seçkin 50 fotoğrafçısı arasına girme başarısını göstermiş birisidir. O bakımdan böyle bir hayal kırıklıkları yaşanıyor. İyi okulları dereceli bitirip diplomalarını alanlar gidecekleri yeri tam orayı kapatıp bu tarafa doğru gidiyorlar. Senin de daha barışçıl biçimde çözmüşsün. Evet, sana ayırdığımız son birkaç dakika içerisindeyiz. Sen daha yolun başındasın ama mutlaka seni de izleyenler vardır. Arkandan gelecek olanlar vardır. En azından şimdi görüyorlardır. Sen bu konuda ne önerirsin? Çünkü Türkiye'de okullar bitiyor, sonra başka bir alana geçiyor insanlar. İşte tıp fakültesini bitirmiş şeyler var. Çok iyi restoran yöneticileri, hatta sahipleri var ama doktor oldu. Yani 6 yılı bitirmiş falan. Bunu erkenden ayırmanın imkanı eğitim sistemi içinde yok. Peki eğitim dışında pratik olarak ne önerirsin? Şöyle, çok kalan hızlı dakikalarımızda yani insanın zaten içinde bir ifade etme ihtiyacı varsa bunu bulacaktır. Kendi seslerini dinlesinler bence. Bu fotoğraf çekmekle de olur. Yani ne olur, küçük bir karalamayla da başlayabilir. Eline dandik bir video kamera al. Çık, kendi hikayeni anlat. Kendi aklındakileri gerçekleştirmeye çalış. Yeter ki kendini gerçekleştirmeye çalış ve ifade etmeye çalış. Bunun yolu yordamı tabii ki de var ama en başta kendinden geçiyor ve eline aldığın şeyle geçiyor. Hani eminim ki içindeki şeyi dışarı aktarabilecektir eğer isterse. Yani benim önerim evet. Dışarı çıkması ve yapması. Evet. Burak, çok teşekkür ederiz programımıza katıldın. Sabah neşemiz oldun ve umut da oldun tabii ki. İnsanlar istedikleri yolda, yüreğinin götürdükleri yolda ilerlemeliler. Böyle pek çok, mesela ben Beykoz Cam Ocağı'nın açan İzmirli, ismi şu anda hatırımda değil ama 50 yaşında emekli olmuş makine mühendisi ama camla ilgileniyordum diyor. Bütün hayalim oydu diyor. Ama 50 yaşına kadar beklemiş. 50 yaşından sonra emekli olup ve çok güzel başarılı işler yaptı. Beykoz Cam Ocağı çok önemlidir. Dünyada da yeri var ama 50 yaşına kadar beklemiş. İşte sizin kuşak böyle beklemeden yola çıkıyor ve çok da iyi oluyor. Sana yolunda başarılar diliyoruz. Haberdar olalım sergilerinde, eserlerinde. Biz de ekranlarımızda kullanalım senin eserlerini. İnşallah. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok keyifliydi. Peki sevgili izleyiciler, bugün genç sanatçı Burak da bizim konuğumuzdu. Mimarlık okuduğu halde mimarlık değil, başka alanlara eğitimini almadığı bir alanda ilerlemenin başarılı bir örneğiydi. Burak'ta. Sevgili izleyiciler, bugün sanat dünyasında
hüzünlü bir haber var. Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan'ı dün kaybettik. Ailesi bütün dünyayı duyurdu. Türkiye'de de çok tanınıyor, çok seviliyor ve çok da izlenmişti. CD'leri, DVD'leri Türkiye'de de satılıyordu. O da Türkiye'deki Türkiye'nin bir parçası olarak görüyoruz sanatçılar olarak onu. Evet, Civan Gasparyan'ın da biz ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bir sanatçı fiziki olarak yok olabilir, dünyada olmayabilir ama eserleri çalındıkça, okundukça, sergilendikçe, görüldükçe yaşamaya devam eder. Biraz sonra bir başka sanatçımıza da geçeceğiz. Civan Gasparyan'ın duduğunu dinleyelim şimdi. Evet, Civan Gasparyan konseri Sertaç Çelik tarafından çekilmiş, orijinal sadece bizde olan bir görüntüydü bu. Şimdi bugün Rıfat Ilgaz'ın 28. ölüm yıl dönümündeyiz. Dün Aziz Nesin de, bugün Rıfat Ilgaz. İkisi de birbirinin ayrılmaz parçaları gibidir. Ancak birbirleriyle de çekişmeleri hiç bitmezdi iki büyük üstadın. Rıfat Ilgaz bir gün şöyle söylemişti. Dedi ki, ben dedi bugün hayattaysam dedi Aziz sayesinde hayattayım. Nasıl diye sorulduğunda da şöyle anlatmıştı. 1950'lerde dedi, ben dedi yasaklı olduğum için dedi, işte Aziz'in ismiyle yazıyordum yazılarımı dedi dergilerde, gazetelerde. Aziz'in çıkarttığı işte Marco Paşa falan da var, orada da yazıyorum. Bir ilaç geldi dedi Avrupa'dan, verem ilacı. Herkes dedi aldı o ilacı kullandı dedi. Aziz dedi bana para vermediği için dedi ben dedi alamadım dedi. O ilacı alan herkes öldü dedi. Ben bugün hayattaysam Aziz sayesinde hayattayım dedi Rıfat Ilgaz. Yani hem birbirlerini çok seviyorlar ve hem birbirleriyle de çok çekişiyorlardı. Rıfat Ilgaz'ın aile albümünden, bunlar torunları Elif ve Kerem'le birlikte, babaları da Aydın Ilgaz. Rıfat Ilgaz deyince yanına yani Rıfat Ilgaz yazılır ve çile olarak okunabilir hayatı. Ama onurlu hayatlar da Türkiye gibi ülkelerde ancak böyle yaşanabiliyor. Rıfat Ilgaz'ın kendi sesinden, görüntülerinden, belgeselinden ufak bir parçayla bu bölümü bitirelim. Rıfat Ilgaz ölmedi tabii ki, yaşıyor hikayeleriyle, eserleriyle, şiirleriyle ve yetiştirdiği öğrencileriyle. Aralık 1982'de İstanbul'da Şan Müzikolü'nde 55. Sanat ve 70. Yaş Günü'nü kutlar. 28 Nisan 1986'da da 75. Yaş Günü dolayısıyla Harbiye Konak Sineması'nda bir anma gecesi yapılır. Toplantı salonu yaşamı boyunca hakkında kitaplar yazdığı öğrenciler, çocuklar ve torunlarla doludur. Zaten hep imza günlerinde de çocuklar yanı başındadır. Yaşamının son yıllarını geçirdiği torunu Anıl'la muhabbeti ise Rıfat Hoca'nın çocuklara olan sevgisini o kadar iyi anlatmaktadır ki. Bugün anneanneye gidecek misin? Ha. Neye gitmiyorsun? Talat dedeye git. Ha? Talat dede nerede bugün? O da yok. Mayıs 1991'de Kastamonu Belediye Encümeni tarafından öğrenciliğinde oturduğu Kara Ağaçlık Sokağı'na adı verilir. Rıfat Ilgaz Sokağı levhası kendisinin de katıldığı bir törenle sokağa çakılır. Adını taşıyan bu sokak hayatta tek bir dikili ağacı bile olmayan Rıfat Ilgaz'ın ilk malıdır sanki. Şair Can Yücel'in Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın, eteklerinde kitaplar diye sevgisini dile getirdiği Rıfat Ilgaz'ın ömrü hep kaçak ve sürgün yüzünden otellerde geçmiştir.
1991'de son şiirini yazar. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcak. Fıtılgaz Cide'liydi. Cide'den hiç kopmadı, ayrılmadı. Onun orada yaşadığı restore de edildi. Rıfat Ilgaz evi olarak da varlığını sürdürüyor. Ve Rıfat Ilgaz'ın çileleri son dönemlerine kadar da bitmedi. 12 Eylül döneminde de Rıfat Ilgaz gözaltına alındı Cide'de ve Kastamonu'ya götürüldü. İleri yaşlarına karşın Rıfat Ilgaz'ın doğum günleri de biraz önce de izlediğimiz anılırdı. Doğum günlerinde son yıllarda da beraber olunabildi ancak onunla. Kitapları ve eserleriyle bizlerle birlikte yaşamaya devam edecek Rıfat Ilgaz diyoruz. Sevgili izleyiciler, bir günün daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.